Merhaba Posta Seyahat. 15 günlük bir Afrika gezisinden sonra gördüğümüz farklı yerler ve açıkçası dünyayı gezerken hissettiklerimden çok daha farklısını bugün size anlatmak istiyorum. Afrika kültürü, Afrika'da yaşayan insanların aslında hiçlik noktasında neler hissettiğini ve giderken yaşanan zorluklar, orada yaşadığımız hırsızlıklar, gördüğümüz farklı hayvanlar, çocuklar ya da oradaki kültüre ait özel şeyleri bugün anlatmak istiyorum. O yüzden de videonun başında Afrika'ya nasıl gidilir, gidildiği zaman özellikle bu pandemi döneminde istenen bazı şeyler var mı, onlara özellikle başlamak lazım. Öncelikle buradan Afrika'ya gitmeye karar verdiğinizde uçak biletini aldıktan sonra yapmanız gereken aslında basit şeyler var. Bunlardan bir tanesi gidip İstanbul'da yaşayanlar için özellikle Karaköy'de olan sağlık merkezine gidip aşı yaptırmanız gerekiyor. Bu aşıları yaptırdıktan sonra belli başlı zorunlu olan aşılar ya da Afrika'daki ülkelere göre değişen aşılar var. Biz Afrika'ya giderken sarıhuma ve sıtma aşısı yaptırmak zorunda kalmıştık. Bu aşıları yaptırdıktan sonra havaalanına gitmeden en az 3 gün önce yaptırmanız gereken bir PCR testi var. Türkiye'de PCR testlerini yaptırdıktan sonra havaalanına gidiyorsunuz ve havaalanında bu testi açıkçası çok komik bir şekilde dediğim, buradan bir eleştiri de yapmış olabiliriz. Sadece ekran görüntüsünden hiçbir kontrolle çekin olmadan ekran görüntüsünü gösterip uçağa kadar binebiliyorsunuz. Uçağa bindikten sonra Afrika Uganda uçuşu havaalanına iniyorsunuz. Havaalanına indikten sonra yine burada yaptırdığınız testi havaalanında göstermeniz, $50 para ödemeniz ve ekstra bir vize almadan aslında o $50 bir vize olmuş oluyor. Pasaportunuza vizenizi bastırdıktan sonra tekrar Afrika'ya hoş geldiniz ve bence dünyanın en güzel ülkelerinden biri, beklentimin çok 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 üstünde bir serüven yaşadığım Uganda'ya giriş oluyor. Entebbe'ye inmiştik. Biz Entebbe havaalanından Kampala'ya geçmeniz çok basit oluyor. Ve Kampala'ya geçtikten sonra, yani bu size bağlı, Entebbe'de de konaklayabiliyorsunuz. Muhteşem bir Afrika, insan ve özellikle samimi iletişimleri beni çok etkilemişti. Uganda'ya giriyorsunuz ve bütün serüveniniz başlamış oluyor. Ben Uganda'ya gitmeden önce açıkçası çok bilgi sahibi bir insan değildim ve bizim aslında rotamızda Kenya, Etiyopya ve Uganda şeklindeydi. Oraya girişlerde, özellikle karadan geçişlerde problem olduğu için Uganda'ya gitmeye başlamıştık ve araştırmadan gitmek istedik. Çünkü Afrika kültürüne ait ufak tefek şeyler biliyorduk ama Uganda kültürüne ait çok bilmiyorduk. İndiğimizden beri bence dünyanın en yeşil ülkelerinden biri Uganda. Ama Afrika'da hissettiğim o samimi iletişim, aslında yapay iletişimin çok daha uzağında olan o sıcaklığı gözlerinden alabiliyorsunuz. Çünkü belki birçoğunuz Afrikalı çocuk fotoğrafı görmüşsünüzdür ya da Afrika'nın fakirliğiyle ilgili şeyler görmüşsünüz, okumuşsunuzdur. Ama burada bence hiçlik noktasında, hep bahsettiğim o hiçlik noktasında insanların mutlu olması, dans etmesi, yani bir çikolatadan mutlu olmasını görüyorsunuz. Bunu gerçekten duygu sömürüsü ya da acıtasyon olarak söylemiyorum. Orada insanların doğal bir iletişiminde, örnek veriyorum, sokakta karşılaştığınız bir çocuğun sizden aldığı çikolatadan sonra şöyle yaptığı bir saygı işaretine kadar birçok şey çok ilgimizi çekti. O yüzden Uganda'da açıkçası kendi bir parçamı bırakıp dönmüş gibi hissettim. Uganda'ya indikten sonra bu serüven nasıl başlıyor diyebilirsiniz. Entebbe'ye iniyorsunuz. Aslında Afrika'da birçok ülkede hissettiğinize benzer bir fakirliği hissediyorsunuz. Uganda bölgesinde $7 insanların aylık geçimleri var. Ama örnek veriyorum, bir goril turuna $700 ödemeniz gerekebiliyor. Aslında genel olarak Türk insanı olarak bize birçok konuda çok ucuz olmasına rağmen belli başlı konularda ve başlıklarda bazı paralar ödüyorsunuz. Ama genel olarak Afrika içeriğinde ucuzluğun ya da işte genel olarak ekonomik durumların dışında, özellikle Safari, National Park ve insanların seyahat ederken size hissettirdikleri ya da gördüğünüz her şey. Mesela ben Avrupa'yı gezerken, işte Roma'dan başladıysanız Roma, Nice, Monaco, Barcelona ya da o rota üzerinde ilk gün 50 fotoğraf çektiyseniz, ikinci gün 100 fotoğraf çektiyseniz işte bir zaman sonra bu 10'a 5'e düşebiliyor. Ama Afrika'da gerçekten her an fotoğraf makinemiz açık kalmak zorunda hissettik ve orada gördüğümüz şeyler, marketler, insanlar, satışlar, yani otobüsler ya da orada yaşadığımız birçok insan iletişimi, insanların şekilleri, misyonerleri görüyorsun sokakta, farklı bir şekilde bir sürü insan ve bir sürü kültürü ve belki de Türkiye'de bir tane görebileceğiniz hayvanın orada sokaklarda normal bir şekilde yürüdüğünü görmek çok ilginçti benim için. O yüzden gönüllü bir Uganda övücüsü olarak bu videoyu çekiyor olabilirim. Çünkü gerçekten elimde bir sihirli değnek olsa Afrika kültürüyle ilgili, oradaki yaşayan insanlarla ilgili, Türkiye'de bir kaos üzerinde ya da bir kozmopolit şehirde bu samimiyeti hissedemiyoruz. Ya da insanlar
kendi iç dünyasında özünde özlediği birçok samimi şeyi Afrika'da göreceğini ve kendi iç dünyasında da biraz kıyas yapacağı bir durum oluşabilir. O yüzden videolarımızda bu içeriklerde de komple bunlardan bahsetmek istiyorum. I am catching you. Yeah. Come here. Şimdi Afrika'da fakirlikten belki biraz bahsedebiliriz. Çok sizi bu konuda derin hani araştırmalar yapmadım ama en azından gezdiğim, gördüğüm şeyler hakkında biraz bilgi vermek lazım. Uganda'da iki iklim var. Yağmurlu zaman ve güneşli zaman olarak ikiye ayrılıyor. Yani özellikle kış dönemi dediğinizde insanlar mesela bizde kış yok, yağmur sezonu var gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden insanlarda şöyle bir alışkanlık oluşmuş. Mesela üstünün kirliliği normalleşmiş. İnsanlar yağmurda ya da bizim için çok zor şart dediğimiz belli noktalarda terliklerle dolaşıyorlar ya da kısa kollu tişörtlerle dolaşıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Buna fakirliğin de büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Çünkü insanlar ya da çocuklar, gördüğünüz yolda gördüğünüz çocukların birçoğunun ayakkabısı, tişörtü vesaire yok. Ya da bir devlet dairesine gittiğinizde o insanların üstünün kirli olması normal mesela. Çünkü yaşadıkları doğal ortam buna cidden müsaade ediyor. Çünkü bir savan iklimi düşünün, bir yağmur orman iklimi düşünün. Aslında şehriniz orada. Baktığınızda sürekli yağmur yağan, sürekli kırmızı Afrika toprağı ile iç içe olduğunuz bir dönemde bu gibi şeyleri göz ardı ediyorsunuz. Ama genel olarak Afrika'da 7 dolardan 10 dolardan bahsettik. Uganda bölgesinde yaşayan insanlar 10 dolara bir aylarını geçirebiliyorlar. Hatta ben ilk düşündüğümde ya 10 dolara bir ay insanlar nasıl geçiniyor ya da asgari ücret nasıl böyle olabilir gibi şeyler düşünmüştüm. Fakat gittiğinizde yani bir şehre girin, şehirden 3 kilometre, 5 kilometre dışarı çıktığınızda evet 40 milyona yakın nüfus var, milyonlarca insan var ama o insanlar bir küçücük odada yani 10 metrekare bir oda bile değil. Yani zaten bambu ağaçlarından ya da orada bulunan diğer bitkilerden yapılmış oda, evlerde kalıyorlar. O yüzden o fakirlik hissine rağmen oradaki insanların gerçekten seninle iletişmesi ya da seninle bunu bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama birçok ülkeye gittiğinizde evet birçok fakir kültür görüyorsunuz, fakir insanlar görüyorsunuz, fakir ülkeler görüyorsunuz. Mesela Hindistan'da buna benzeri var. Ama Afrika'da bu fakirliğin verdiği bir kaos ortamı yok. Aslında insanlar düzenli hayatlarında fakir bir şekilde yaşayıp yani bizim belki yokluk dönemi dediğimiz Türkiye'nin 50-60 belki 70 sene önceki ailelerinizi, babalarımızı, dedelerimizi düşündüğünüzde fakir evlerde büyüyorlar ama bir şeye ulaşmaları bilgi eksikliğinden ya da teknoloji eksikliğinden oluyor genelde. Yani aslında insanlar o küçücük dünyalarında turistleri görüyorlar, iPhone'ları görüyorlar ya da çok lüks teknoloji şeyleri biliyorlar ama onlara ulaşabilecek bir ekonomik güçleri yok. Bu yüzden de kendi hayatlarında aslında çok da mutsuz görünmüyorlardı benim için. Evet, mutlaka o fakirlikte insanların bazı hastalıkları vardır, bazı kendine has acıları mutlaka vardır. Ama inanın ya buradaki birçok Türkiye'deki, İstanbul'daki yaşayan insanların daha mutlu olduklarına şahit oldum. Çünkü bu şekilci mutluluk değildi yani onu hissedebiliyorsunuz. İnsanlar oradaki tahta oyuncaklarla oynarken çok mutlu oluyorlar. Oradaki kendine has oyunlarıyla ilgili çok mutlu oluyorlar. Mesela şehirleşme benim çok hoşuma gitmişti. İşte böyle 500 evlik küçük küçük binlerce şehir gördüm. Oradaki insanların, örnek veriyorum, biz yardım götürmeye gitmiştik. Yardım götürmeye giderken bir anda bütün o 500 tane evdeki insanların çıktığı bir köy meydanının olması, işte burada hayvanların olması vesaire beni çok etkilemiş. Yani çok düzenli bir çocukluğunu yaşayabileceğim bir ortam gibi gelmişti. O yüzden Afrika'daki fakirlikle ilgili özellikle yardım ederken mesela biz İntihar'da Türkiye üzerinden sosyal yardımlar planlamıştık. Ve bu yardımları yaparken oradaki insanlarda şeyi hissediyorsunuz. Yani bu çocuğun hayatına bir boyama kitabı verdiğinde evet bu çocuk bu boyama kitabına sahip olacak. Bunu çizecek, boyayacak. Bundan kesinlikle bir şey öğrenecek. Çünkü bu yani boyama kitabını görmeyen, bunun ne olduğunu bana soranlar ya da genel olarak kalem bile görmeyen çocuklar görüyorsunuz ki elbiselere, ayakkabılara ya da teknolojik ürünlere, aletlere hiç girmiyorum. O yüzden hani bu insanlara bir şey yapmak, ya bu çocuğun, mesela ben kendi çocukluğumdan hayal ediyorum.
bir dönem tiyatroya gelen bizim okulumuza yabancılar vardı. Mesela ben ömrüm boyunca hep hayatımda o tiyatroda gördüğüm bir iki sahneyi, mesela körler gelmişti bir dönem müzik yapmışlardı, o sahneyi hiç unutmamıştım. O yüzden ben bir Muzungu olarak, yani beyaz adam olarak, orada size Muzungu olarak seslenirler genelde. Hatta Uganda'da isminiz Muzungu'dur. Bir Muzungu olarak insanlara bir şey hediye etmek, onlara bir futbol topu hediye etmek ya da onlara bir boya kalemi hediye etmek, ayakkabı hediye etmek onlar için çok önemlidir diye düşünmüştüm ve kendimi o çocuklara bir şey verirken ya size yardım ediyorum, size şunu yapıyorum falan değil, sizinle ortak bir his paylaşıyorum deyip verdiğim bütün hediyelerin karşılığında onlarla oyunlar oynadık. Türkiye'de örnek veriyorum 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi yaptığınız yardımların oradaki birçok insanın hayatına, klişe lafların ötesinde söylüyorum bunu, çok yardımı dokunduğuna şahit oldum. Biz zaten aldığımız paralar olmuştu. Ufak tefek paralardı belki bunlar ama onunla bir cip eşya almıştık mesela. Sonra iki cip, üç cip oldu. Hani orada tur jiplerinin hepsini doldurup gittiğimiz köylerde insanlara hediyeler bırakmak inanılmaz iyi hissettirmişti bizi. O yüzden hani bu videoyu izleyen ve güvendiği, fırsatı olduğunu düşündüğü, güvendiği kurumlar üzerinden de oradaki insanlara, çocuklara, fakir kültürdeki ama çok iyi şeyler yaşamak isteyen ya da bunu hak eden insanlara destek olabilirler. Afrika'da dil konusunda da şöyle adım atabiliriz. Afrika bölgesi aslında Ruanda, Burundi, Uganda, işte Kenya ya da işte Sudan, o bölge daha çok işte İngilizler ve Belçikalılar tarafından sömürülmüş bir dönem. Bu yüzden yani 10 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar bile, yani konuşma becerisi olan insanlar bir zaman sonra İngilizceyi çok kolay bir şekilde öğreniyorlar. Kendine has zaten 50'ye yakın yerel dili var fakat daha çok konuşulan, ortak olan dil İngilizce. Yani biz hem turda hem sokakta karşılaştığımız ya da büfede karşılaştığımız, markette karşılaştığımız insanlarla hiçbir iletişim sorunu yaşamadık. Çünkü ülkede okullarda ya da tabelalarda her yerde İngilizce ana dil gibi konuşuluyor ve birçok insan iletişimde zaten sıcak olmasının ve benim en güzel hissettiğim ülkelerden birinin olmasına sebep de dil iletişimin çok kolay olması ve o insanlara kendimi ifade ederken onların beni anladığını bilmek, o iletişimi kurmak çok önemli benim için. O yüzden Afrika'da eğer İngilizceniz başlangıç seviyesinde bile olsa hiç problem yaşamadan rahatlıkla gezebilirsiniz. Afrika'da bu gezdiğimiz gezinin bütçesini aslında genel olarak kafanızda bir plan olsun diye söylüyorum. Afrika biletleri genelde gidiş dönüş 6.000 lira ile 10.000 lira arası değişir. Yani biz aldığımızda hatta 5.000 lira, 4.000 lira gibi bütçeler almıştık ama genel olarak bu bütçeler çıkıyor. 6.000 lira, 7.000 lira gidiş dönüş bütçeleri ve uçak biletlerini bulabiliyorsunuz. Afrika'da aslında genel olarak böyle küçük planınız olsun diye bir bütçelendirme yapmam lazım ama gerçekten bu hani belki klişedir ama size bağlı. Afrika'da bütçeler gezmek istediğiniz yerlerle alakalı. Ama şunu söyleyebilirim. Afrika'dan ucuz uçak bileti alarak, mesela biz ucuzuçuyorum.com'dan almıştık. İşte gidiş dönüş 6.000 lira, 7.000 lira, işte aldığınız firmaya göre 8-9.000 liraya kadar, yani tek yön 2.000 ile 6-7.000 lira arası değişiyor diyebilirim. Havaalanına indikten sonra 50 dolar giriş ücreti ödüyorsunuz. Bu 50 dolar giriş ücretinden sonra mesela şehir merkezinde ödediğiniz para 5 dolar. Aslında Afrika'da 5 dolarla birçok yere gidebiliyorsunuz ulaşım konusunda. Yeme içme konusu ve otellerde şöyle düşünmek lazım. Aslında fiyatlar şu anki Türkiye ile hemen hemen aynı. Aslında biz Afrika'yı, Uganda'yı gezerken çok kendimizi ucuz geziyor gibi hissettik. Dolar ödememize rağmen. Aslında dolar ucuz olsaydı bu bize bedava gibi bir gezi olacaktı. Ama dolar ödediğimizden dolayı yine Türkiye şartlarına, hatta bazen Türkiye'den biraz daha pahalı olduğu dönemler oldu. Afrika'da ödeyeceğiniz en pahalı şeyler aslında milli park ücretleri. Uganda ile ilgili mesela araştırma yaptığınız zaman Uganda'da gezilecek yerler zaten genelde milli parklar oluyor. İşte Murchison Milli Parkı olabiliyor, işte Queen Elizabeth olabiliyor, Buyindi Milli Parkı olabiliyor. İşte gorillaları görebileceğiniz milli parklar olabiliyor. Burada bunları, sopayı da aldıktan sonra bu silahlı dostlarımızın sizi kontrolünde bir 5 saatlik bir gezi yapacağız. Bakalım hangi aileyi göreceğiz. O yüzden hani Afrika ile ilgili mesela goril turunu yaptığınız milli parkın girişi sadece 700 dolar.
Queen Elizabeth'e 100 dolar ödüyorsunuz. Başka milli parka gittiğinizde 90 dolar, 100 dolar sadece milli park giriş ücretleri oluyor. Ama genel olarak mesela biz 15 günlük bir safari turunun yeme, içme, konaklama, goril turu da içinde dahil 1400-1500 dolarlar ödedik. Baktığınızda zaten 700 dolar sadece ona veriyorsunuz. İkinci milli park giriş ücreti de 100 dolar, 200 dolar. O yüzden aslında 300-400 dolarlarla 15 gün boyunca bir jeepin içerisinde sürekli konaklama yaparak gezdik. Bu bizim için baktığınızda evet 1500 dolar pahalı gibi görünebiliyor ama 600-700-800 kilometrelik yolları 700 dolar içinde goril de olan bir turla birlikte yiyip içip gezerek yapıyorsunuz. Aslında bu bizim pandemi döneminde gittiğimiz şanslı dönemlerden biriydi de. Çünkü 4 yıldızlı çok güzel mesela Bush Lodge diye içine fillerin geldiği. Burası kaldığımız kamp alanı. Şurası da iki kıtayı bağlayan Edward Gölü. İki ülkeyi. Bu da fil. Ayağı dün buradan fil geçmiş. İşte hipopotamların bir anda odanızın içine kadar geldiği, işte sürekli maymunların yüzlerce değişik kuşun olduğu bir otelde kalmıştık. 9 dolardı mesela bütçesi. Bu belki pandemi dönemi gittiğimizden dolayı da çok ucuz olabilir. Hatta biz bütün ülkeyi VIP gibi gezmiştik. Çünkü kimse yoktu. Yani hiçbir muzunguyu, beyaz adamı görmemiştik orada. Onun dışında mesela marketler inanılmaz ucuz. Ben mesela daha önce böyle bir market alışverişini Hindistan bölgesinde biraz daha ucuza yapmıştım. Ama onun dışında dünyada ben hiçbir ülkede Uganda ve belli başlı bölgeleri dışındaki ucuzluğu hiçbir yerde görmedim diyebilirim. O yüzden hani milli parklar gezmezseniz zaten bedava bir ülke. Ama oraya gitmek için de zaten bunları görmek lazım. O yüzden milli park giriş ücretleri ve o ufak tefek turlar dışında Afrika bütçesi benim için çok ama çok ucuzdu. Çünkü otellere ödediğimiz toplam yani 10 dolar, 15 dolar en iyi otelde 20-30 dolara kalabiliyordunuz. Zaten yeme içmeler eğer Avrupa'yı bazı restoranlar var. Oralar bile bence çok ucuzdu ama orada değildi. Yerelde yiyeyim derseniz bedava gibi bir şeydi. O yüzden Afrika ile ilgili ucuz uçak biletini aldıktan sonra oradaki konaklamalar, yediğiniz, içtiğiniz, mesela aldığınız elbiseler vesaire inanılmaz ucuzdu. Örnek veriyorum bir kahvaltı için herhangi bir mekana gittiğinizde 5 dolara çok güzel bir kahvaltı yapabiliyordunuz. O yüzden ben bütçe konusunda da gidilebilecek en güzel ülkelerden birinin Uganda olduğunu düşünüyorum. Hatta bu zamanda birçok insanın da Afrika bölgesine gittiğini düşünüyorum. Bunun da bazı sebepleri var. Mesela vize istememesi. İkinci olarak bence 2000-3000 TL'ler, Euro'nun ya da doların bu kadar yüksek olduğu dönemde uçak bileti alınacak en ucuz yerlerden bir tanesi. İkincisi bence dünyanın en güzel ulusal yani National Park'ları orada. Yani insanlarla iç içe olabileceğiniz ve bu kadar doğal olabilecek. Yani birçok National Park'a gidebilirsiniz ama örnek veriyorum fillerin, hipopotamların, işte aslanların, zürafaların yaşadığı yerde insanlar da yaşıyor. Bu benim için çok ilginç gelmişti. Yani insanlar hostel, kaldığımız hostelde ya da otelde şey vardı. Adam seni ortak alandan otele silahlı adamlar götürüyor. Diyor ki fil gelebilir, işte hipopotam gelebilir ya da hangi hayvan gelebilir bilmiyoruz gibi. Hani bu his evet belki biraz korkutucu gibi geliyor olabilir ama çok güzeldi. O an böyle kendimi böyle farklı bir dünyada hissetmenin en güzel yerleriydi o. O yüzden bütçe konusunda ben çok rahatlıkla 1500-2000 dolara çok lüks geziler yapabilirsiniz. Ama daha düşük işte 1000 TL'ye ya da işte sırt çantalı ruhunda ya da otostopla ki otostop da mümkün orada. Çok ucuz şartlara, ucuz fiyatlara gezebilirsiniz. Türkiye dönüş yapacağınız zaman aslında özellikle bu videodan sonra giden birileri olursa diye söylüyorum. Mutlaka hangi hastanede test yaptıracağınızı büyükelçiliğe sorun. Büyükelçilik sizi orada kendi anlaşmalı olduğu yerlere gönderiyorlar. Yani özet olarak şu var. Türkiye'ye Uganda'dan dönmek istediğiniz zaman Uganda hükümeti havaalanının girişinde diyor ki ülkemizde test yaptırmanız lazım. 70 dolar testler. 70 ile 100 dolar arası değişiyor. Biz onu orada öğrendik. Mesela biz dönüş yolunda test ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk. Onu orada öğrendik. Hastaneye gittiğinizde test yaptıktan sonra 12 saatte çıkıyor testiniz. Bunu WhatsApp'tan size atıyorlar ya da mailden atıyorlar. Havaalanına gittiğiniz zaman havaalanında oturan bir hatta iki tane görevli size hastanenin kayıtlarından kontrol ediyor. Mesela Türkiye'den şöyle handikaplar vardı. Mesela bir Photoshop yaparak ya da herhangi bir ekran görüntüsüyle Türkiye'den giriş yapabilir, çıkış yapabilirsin. Çünkü hiçbir kayıt ve sistem yok. Ama Uganda'dan, bunu üzülerek söylüyorum ama Uganda'dan dönerken hastane kayıtlarından tek tek
bunun bir fake mi, Photoshop mu ya da hatalı bir test mi olduğunu kontrol edip seni uçağa ona göre alıyorlar. Yani daha doğrusu havaalanına ona göre alıyorlar. Mesela bizim yanımızda bulunan arkadaşımız giremedi pozitif olduğundan dolayı. Çünkü hastane şeylerinden kontrol ediyorlardı ve bunun negatif mi pozitif mi olduğunu oraya gelene kadar o bilmiyordu. Sonra tekrar bir hafta orada kalıp tekrar test negatif olana kadar beklemek zorunda kaldı. O yüzden dönüş yolunda 2 gün önceden testi yapma zorunluluğu var. $70 ödüyorsunuz ve havaalanına geldiğinizde bu kayıtlardan sonra sizi klasik olarak pandemi işlemleri yaparak uçağı rahatlıkla alıyorlar ve Uganda dönüşünüz bu şekilde bitmiş oluyor. Uganda videomuzun sonuna geldik. 3 tane video hazırladık size. Uganda'da güvenlik ve Uganda'da goril turu diye. O yüzden diğer videolarımızı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kanalda abone olmayı unutmayın. Ooo. Beste mi?